Sonra sünnetçi de adama demiş ki, ne koysaydım? Ya biliyor musun, gülerken gözlerinde çakmak çakmak bir şeyler çakıyor. Çok güzel yani. Ya. Mersi. Bir mojito söyleyeyim mi sana, o çakmak çakmaklar iyice çakmak çakmak çaksın ha? İçer miyiz? İçeriz. Arkadaşlar, hanımefendilere gelmiş geçmiş en güzel mojitomuzu yapar mısınız lütfen? Yani aramızda bir sevgi problemi yoktu bizim aslında. Yani aile araya girmeseydi bizim ilişki daha devam ederdi ama... o da istemedi. Çok yazık olmuş. Ya, görsen çok güzeldir böyle sarışın falan. Fotoğraflarımız var, göstereyim mi sana? Göster. Ya bak, bu. Rumeli Kavan'da çektirdik bu fotoğrafı. Aa, çok güzel, güzel değil mi? Çok güzel. Aa, bu da İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nin açılışı. Orada kokteyle gitmiştik, orada çektirdik bu fotoğrafı da. Canım benim ya. En büyük hayalimiz bizim New York'a gidip böyle bir sanat tatili yapmaktı. Ama olmadı. Hayat bazen çok zor. Değil mi? Aa, evet hanımlar. İşte mojitolarımız da geldi. Gece başlıyor. Aa, bak bunu göstermeyi unuttum sana. Bu da çalışırken işte çekildi. Güzel değil mi? Evet. Böyle bütün gün gelip bilgisayarın başında tıkır tıkır. Canım ya. Çok güzel. Güzel değil mi? İnşallah barışırsınız. Böyle şeyler bana çok dokunur. Ne olmuş? Sevgilisinden bir hafta önce ayrılmış. Ay yapma ya. Ya zor tabii, alışkanlıklar var her şeyden önce. Bir de biz çok zor kavuştuk birbirimize ya. En büyük hayalleri birlikte New York'a gitmekmiş, olmamış. Yapamadan ayrıldık. Ya niye? Aile girdi işin içine. Olmadı işte. Bazen sadece sevgi yeterli olmuyor. Aileler olayı bitiriyor. Benim de bir nişanlım vardı. Hatırlıyorum. Ya mojito içsek, mojito içer miyiz? Mojito içelim, mojito içip şeylerelim. Yok, yok, çok moralim bozuk. Hiç eğlenecek halim kalmadı. Gel hayatım, bizim makyaj da az eleyelim. Oh be, kendime geldim ya. Oh, iyi oldu. Ya Şesu, sağ ol be, iyi ki geldik buraya. Açıldım ben ya. Döceğim, sen ne diyorsun ya? Senin açılman normal ya. Sen açılırken kızlar kapandı yani. Bütün zehrini kustun fıstıkların üstüne ya. Açıldın mı şimdi? Bravo sana. Ne? Cem, sen deli misin? Ben o kızları yanımıza getirmek için bir yerlerimi yırtıyorum. Sen kaçırtmak için her şeyi yapıyorsun ya. Aman be Şesu, boş ver oğlum. Kız mı yok bize ya? Zaten ben havamda değilim. Bunlar gider, başkası gelir. Anladım, anladım. Şuna beceremiyorum falan demiyorsun da hava. Nasıl beceremiyorum? Ya bırak Allah aşkına Cem ya. Ben daha senin Aslı'yı nasıl ayarttığının bilimsel açıklamasını kendime yapamıyorum. Matematiğini çözemiyorum yani. Dünyayı gezmiş adamsın ama çapkınlık sıfır. Bende mi çapkınlık sıfır? Gördük demin, kaçırdın kızları. Bak Şesu var. Ben istesem bu caz kafedeki kızların hepsini teker teker ayarlar, hepsiyle birlikte çıkar giderim buradan. De havamda değilim. Yapma ya. Var mısın iddiasını? Nasıl yani? Şöyle yapıyoruz. Bir hedef belirliyoruz. Hı. İkimiz kendi yöntemlerimizle o hedefe doğru ilerliyoruz. Bakalım ilk önce kim yemeğe çıkartacak? Tabii ki ben. Ya Şesu, bir şey soracağım sana. Senin bu kendine güvenin nereden geliyor böyle? Ya bırak şimdi, var mısın yok musun? Varım. Peki iddiayı kazanan ne alıyor? Sen kazanırsan... ben artık zam kelimesinin z'sini yapmıyorum. Caz kafede işim kaçta biterse bitsin, saat 9'da işimdeyim. Peki sen kazanırsan? Odanı alırım. Evet, odanı alırım. Seni de Yaprak'la Selin'in masasına yerleştiririm. Çüş. Yemedi, yememiş olabilir. Yememiş, anlaşılan yemedi, evet. Ya ben de zaten öyle bir söyledim yani. Yemedi. Nasıl yemedi ya? Kabul. Tamam. Kabul. Yarın. Aynı saatte. Burada. Demek kızı sen seçiyorsun ha? Hı hı. Yalnız Şesu, Allah aşkına böyle çirkin bir kız seçme. Sonra konsantre olamıyorum ha. Aşk olsun Cem. Tamam.
Şimdi kıza bu akşam asılıyoruz. Yarın akşam yemeğe çıkmaya ikna eden kazanıyor. Budur değil mi? Aynen öyle. Yalnız rengini değiştirmek lazım. Neyin? Odanın. Bu renk çok donuk. Gerçekten çok donuk. Yani daha kışkırtıcı bir renk olmalı. Mesela yavru ağzı. Cesu yapma be canım. Bak sonradan pişman olacağın böyle büyük büyük laflar etme. Hadi ben çıkıyorum. Akşam caz kafede görüşürüz. Cem, merhaba. Çıkıyor musun? Evet. Ne haber Aslı? İyidir abi vallahi. Senden ne haber? Abi derken? İşte arkadaş argosu. Hani ne haber abi, iyidir abi falan. Hı. Öyle. Tamam. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yaptın onu değil mi? Ay, hiç iyi yapmadın Aslı. Ayrıca benim anlamadığım bir şey var. Siz niye ayrıldınız bu çocukla? Ne bileyim, işin tadı kaçtı Fatoş ya. Ay, evlilik mevlilik korktuk yani. Bak şekerim, ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bu zamanda oturmasını kalkmasını bilen, hali vakti yerinde, kültürlü, iyi bir adam bulmak ne kadar zor sen biliyor musun? Yani? Yani ya, siz çok iyi anlaşıyordunuz. Bence bu çocuğu kaçırmasan çok iyi olur şekerim. Hadi ya. Aha da kız geldi. Üstüne iddiaya girdiğimiz kız bu kız mı? Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Ben bu kıza saatlerce Aslı'yı anlattım. Benim hiç şansım yok ki. Bana ne Cem, anlatmasaydın ya. Ben mi dedim anlat diye? Madem o kadar kendine güvenin var, bu kızı da ayarlarsın. Ne var? Doğru söylüyorsun. Hadi göreyim seni. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Oturmaz mısın? Tabii. Aa, ne oldu? Barıştınız mı? Kiminle? Eski sevgilinle. Hani bana fotoğraflarını göstermiştin. Ha, onu diyorsun. Bilmem. Bir iki günden beri ben onu hiç düşünmedim. Aa. Dikkatim başka yere kaydı herhalde. Cem! Ne yapayım oğlum? İşi yada bindi. Böyle kırılgan dönemlerimden sonra hemen aşık olurum ben. Gerçekten mi? Hı-hı. Çok duygusal bir insanım. Böyle başımı omzuna yaslayıp ağlayacak birini bulduğumda hop kapılıveririm. Ya. Tabii şehirli erkeklerin acıları da böyle oluyor işte. İlahi Cem, iki boyutlu kağıt gibi çocuk vallahi. Oysa benim gibi gerçek acıyla, hayatla mücadele edince insanın kalbi kabuk bağlıyor. Ta ki gökyüzünden inmiş bir meleği görünce tekrar duygularının olduğunu hatırlıyor ve teselli buluyor. Ben de teknemde teselli buluyorum. Tekne mi? Hı, 18 metre gulet tipi. Seda. Efendim? Elfan'la bakayım. Aa, tabii. Aa, ne oldu? Hiç. Benim geldiğim yerde kadınların elleri nasır tutar çalışmaktan. Aşklar, sevgiler derin, buluşmalar çoraktır. Hüzünbaz bulutlar geçer köyümün çorak topraklarından. Ve ben senin benimle yemeğe çıkabilme ihtimaline vurulurum. Parfüm kokan, yaban, yalan nişan taşı akşamlarında. Bekle beni. Bekle. Köyümün elektrik beklediği gibi. Ruhunu örselemeden çabucak döneceğim. Şşt. Bak şimdi. Al bunu. Kapıdaki bağlamacıya git, de ki Şesu çok teşekkür ediyor. Tam söylediğim vakitte girmiş. Sağ olsun, var olsun. İki, bir mojito hazırla ama sırf alkol olsun. Tamam, kız kıvama geldi. Verelim ayarı yani. Şesu abi, Deniz'in günün menajeri aradı. Şu yılbaşı gecesi ücret için. Aa, şey de ona ya, pazartesi günü de yapalım. Bankalarda bir sorun çıkmış.
Yok, sen şöyle yap. Cümle içinde menajer ve para kelimelerini çıkar. Cümleyi olduğu gibi ben oraya gidince söyle. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Tamam, hadi göreyim seni. Panik yok. Evet, nasılız? İyiyiz. Abi, Deniz iki aradı yine. Yine mi aradı? Evet. Hay Allah'ım ya, sürekli arayıp duruyor. Söyle bir daha, aramasın. İlgilenmiyorum ben ya. Ay anasın ya, ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Tamam, benim başka bir seksapalitem olabilir. Bunu anlıyorum. Yani benim gibi bir Anadolu genciyle daha önce karşılaşmamış. Bunu da anlıyorum. Fakat ben ilgilenmiyorum çünkü tipim değil. Yani çok yoğun bir elektrik alıyorum ondan ama tipim değil. Deniz'e kim beğeniyor seni? Ya böyle tek taraflı bir şeyler var. Ben açıkçası elektrik yollamıyorum ona ama ondan böyle yoğun bir elektrik geliyor. Ama anlıyorum ben kadını. Böyle kendine özgü bir havan var. Seda, yarın akşam baş başa yemeğe çıkalım mı? Olur mu canım? Yarın akşam Cem'le çıkıyorum. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.